Alo alo. Muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Gazi Radyo İstanbul. İşgal edilse de teslim alınamamış bir radyo. ...15 Temmuz gecesi halkla omuz omuza verilen bir direniş mücadelesinin öyküsü. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil. Bugün hain Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Şu anki programımızda 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nun Türk milleti tarafından nasıl bir direnişe ev sahipliği yaptığını, o gece tarihi radyo evinde hain darbeci FETÖ'cülere karşı neler yaşandığını konuklarımızla konuşarak Gazi Radyo İstanbul'un o gün verdiği direnişi tekrardan hatırlayacağız. Sohbetimize geçmeden önce 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini tekrar bir hatırlayalım. Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti alçak Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişimiyle karşılaşmıştı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkı tek yürek olarak tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu o gece. 15 Temmuz özel yayınına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Mehmet Çelik Yay, yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik masada Erol Doğu. Bugün stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz var. O gece İstanbul Radyosu'nu savunurken gazi olan Yasin Okutan, o gece radyo evinde olan 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak ve Edirne Kapı'da gazi olan Yaşar Koç bizlerle birlikte. 3 değerli konuğuma da hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk. 3 değerli konuğumuzla 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nda yaşananları konuşacağız. O gece neler yaşandı, neler hissettiler, nasıl hareket ettiler onları soracağız. Önce Tarık Bey'le başlayalım müsaadenizle. Tarık Bey, o gece neler yaşandı burada, bize anlatır mısınız? O gece sadece TRT binasında değil tüm Türkiye'yi saran bir dalganın biz sadece küçük bir parçası olduk. O gece televizyonlarda bildiğiniz üzere Sayın Başbakanımız Binali Bey'in bir kalkışma var açıklaması üzerine bizler harekete geçtik. O esnada abim köprüdeydi, Boğaziçi Köprüsü'nde. Oradan aradı beni. Paşam dedi, bir olay var, tanklar köprü üzerlerinde, dikkatli olun, kendinize mukayyet olun dedi. Biz de tabii televizyon izlemeye devam ediyorduk o esnada. Baktık ki iş gerçek bir boyutta ve ciddi bir anlamda ilerleyiş sürdürüyor. Tabii biz ilk başta FETÖ örgütüdür, o örgütüdür, bu örgütüdür algılamadık. O esnada biliyorsunuz ondan bir ay önce falan Diyarbakır Sur olayları vardı. Biz bir terörize olay zannettik. Aslında dedik yani asker genel güvenlik sağlıyordur. Bir saldırı veya suikast vardır diye. Baktık ki bu iş boyutu farklı. Akkom'dan falan işte polis memuru arkadaşlarımız var yanımızda. Onlar telsizleri susmamaya başladı. Derhal görev yerinize gelin falan çağırdılar. Biz de çıktık. Lokaldeydik o esnada. Baktık ki işte caddeler, sokaklar insan yığını haline gelmiş. Marketler tıka basa dolu, ATM kuyrukları vesaire. Dedik burada farklı bir durum var. Bu normal terörize bir olay değil. Biz de kendi bulunduğumuz arkadaşlarımızla beraber 50-60 kişi Mecidiyeköy'ün meydanına çıktık. İşte AK Parti ilçe binasının önüne geldik. Baktık ki olay gerçekten farklı bir olay. Bir terör olayı var. Bu terör olayının yanında bir darbe girişimi var. Ve bunun yanında da hükümeti alaşağı etme bir çabası var. Bununla beraber biz ilk başta havaalanına gitmeye çalıştık. Atatürk Havaalanı'na. Fakat polis memurları bizi engellediler. Yolların trafiğe kapalı olduğunu, gidemeyeceğimizi,
İşte yollarda tankların olduğunu vesaire, bunları bize anlattılar. Tabii biz kararlıyız, artık oraya çıkmışız yani, elimizde Türk bayrakları, sırtımıza bayrağımızı bağlamışız, artık çıktık yani, o saatten sonra oradan bizim aşağı dönmemiz imkansız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duymuştunuz değil mi? Tabii tabii, Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduk. Biz de havaalanına gitmeye çalışıyoruz yani, Cumhurbaşkanımızı karşılamak için havaalanına gideceğiz. O esnada tabii polisler yanımızda olduğu için sürekli o kargaşa esnasında Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne gidelim arkadaşlar dediler. Orası alındı. Orayı kurtarmamız lazım dediler bize. Tabii biz o kalabalık bir kitle haline geldi orası. Hani bir anda binlerce insan akın akın geldiler o ana cadde üzerine. Biz Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürürken o esnada geri dönüm çağrısı yapıldı bize. Ne oldu falan derken dediler ki TRT radyosunu aldılar. Dedik öyle bir şey olmaz o zaman. Biz Halaskar Gazi Caddesi üzerinden yürürken tabii kalabalık gittikçe coştu. Ben yıllarca Osman Bey'de, Nişantaşı'nda esnaflık yaptım. Mesela çok propagandalar, işte toplantılar, yürüyüşlere tanık oldum ama o geceki gibi bir insan seli ömrü hayatımda hiç görmedim o caddede. Caddenin iki tarafı da insan seliydi. Panga altına geldiğimizde polis araçları yolları kesmişler tabii. Genel güvenliği sağlamak maksadıyla bizi geçirmek istemediler. Tabii bizim orada polislerle bir atışmamız oldu. Hani bu kötü maksatla değil. Onlar bizim can güvenliğimizi düşünüyor. Biz ise ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü düşünüyoruz. Polis geçemezsiniz dedi. Gidenlere ateş ediyorlar, öldürüyorlar dedi. Dedim ki bak arkadaşım dedim. Biz dedim buraya geldik dedim. Zaten ölmek için geldik dedim. Geriye dönmek için gelmedik dedim. Aç yolumuzu gidelim dedim. Ben açmıyorum falan dedi. Biz tabii o zaman sağlıklıyız. Vurulmamışız, yaramız yok. Arabaların arasından atladım gittim. Benimle beraber bayağı bir kalabalık kitle peşimden geldiler. En ön tarafta ben 4 tane kardeşime bayrak açtırdım. Dedim ki bizim hani bu vatanın evladı olduğumuz, herhangi bir terörize eylem yapmadığımız belli olsun diye bayrakla dedim en önde durun. Hani askerse bizi görecek, bizi ona göre müdahale edecek. Eğer hainse direkt ona göre müdahale edecek. Bayrağı açtırdım, devam ediyoruz. TRT binasının önüne geldik, trafik ışıklarının önündeyiz. Baktım TRT binası hiç olmadığı kadar karanlık. Yalnızlaştırılmaya çalışılmış. Hani terk edilmeye çalışılmış TRT binası. Tabi bu esnada asker demeye de dilim var mı o şahıslar? Onların hiçbiri asker değil. Çünkü Türk askeri Türk üniformasına ve bayrağına, vatanına asla ihanet etmeyecek insandır Türk askeri. Korumakla bunlar, mükellef olduğu vatandaşına bunlar silah asker doğrultmaz. Kılığına girmiş. Bizim askerimizin şanlı üniforması içerisinde bulunan vatan haini teröristlerdir bunlar. Benim gözümde ve halkımızın gözünde. Geldiğimizde TRT binasının önüne bize hiçbir şekilde, bakın en önemli nokta bu zaten, uyarı, ikaz vesaire herhangi bir takdim edilmeden bize ateş edilmeye başlandı. İlk ateşte vurulduğumu anladım ama bu... Saatler 12'ye geçiyordu galiba. Saat 12.20'de ben vuruldum. 10 dakika sonra Fahrettin Yavuz vuruldu. Benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım kendisi. Ondan 10 dakika sonra 35 geçe Fahrettin vuruldu. 45 geçe Murat Demirci vuruldu. Murat Demirci ile beraber de faslı bir kardeşimiz vardı olay yerinde. O da savunmaya gelmiş. O vuruldu. Şimdi Fahrettin'le Murat Demirci kafasından aldıkları tek kurşunla şehadete yürüdüler. Faslı kardeşimiz de göğsünden aldığı kurşunla şehadete yürüdüler. Ya bize nasip olmadı. Ben olay gecesi 3 kurşunla yaralandım. Kurşunun bir tanesi de benim karaciğerimde kaldı. Ve ömür boyu da onunla yaşamak zorundayım. Alınamayacak derecede tehlikeli bir bölgede. Şimdi biz tabii onların bize karşı ateşini duyduk ama bu normal bir silah ateşi değildi mesela. Hani ben Rizeliyim, Rize'de çok silah sesine tanık olmuşumdur ben. Normal bir silah sesi değildi. Gaz bombası atarsınız da patlar ya, böyle bir bomba etkisi yaratıyor. İlk vurulduğumda sol omzumdan tabanca mermisiyle vuruldum. Tabii insanlar bir geriye doğru çekilme eylemi gösterdi. Bu sefer ben elimi kaldırdım, hani kaçmayın gelin dedim. Deyince bu sefer beni tekrardan sol elimden vurdu, bileğimden vurdu. Ya çok ilginçtir. Ben o gece anlattım. Herkese de söylüyorum bunu. Şimdi insanlar bir anda kargaşaya dağılmaya başladılar. Tabii insanlar patır patır vuruluyorlar olay yerinde. Yani üzerinize uzun namlulu silahlarla ateş ediyorlar. Evet. Yani bunların biz mahkemesine de gittik. Mahkemede ne kadar inkar etseler de işin bir gerçeği var. Orada gelen vatandaş, halk kendi kendini vurmadı. Sonuçta ağır silahlar olan onlardı. Bizim elimizde sadece Türk bayrağı vardı. Bir de dilimizde tekbir vardı. Biz tekbir çekerek yürüdük. Yani biz şehadete yürüdük. Rabbim nasip etmedi bize. Allah'ım nasip eder inşallah. Öyle diyelim. Şimdi insanlar vurulunca benim sağ tarafımdan sanki bir ses bana geri dönme dedi. Dönersem öleceksin diye birisi. Sağıma baktım kimse yok. Soluma baktım kimse yok. İleriye doğru tek bir adım attım sadece. Tek bir adım attığımda göğsümden, filmlerde olur yani vuruldukları zaman işte kolları öne, ayakları öne gider, vücut geri gider.
O sahneyi ben kendimde yaşadım. Hani darbe o kadar şiddetliydi ki kendimi bir anda geriye doğru giderken buldum. Yani bulunduğum yerden bir iki metre doğru geriye gittim. Bir baktım benim bu göğsümün ön tarafından şiddetli bir kan. Kaburgalar kırılmış, diyafram patlamış, kurşun karaciğere gelmiş. Ama Allah'ın takdir ilahisidir ki işte yiyecek ekmeğiniz var ise, gününüz de bitmemişse ne olursa olsun, sebep neyse ölmüyorsunuz. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin size diyelim Tarık Bey. Şimdi diğer konuklarımıza da müsaadenizle mikrofonu uzatayım. Yaşar Bey, siz de o gece Edirne Kapı'da gazi oldunuz. O gece neden oradaydınız, neler yaptınız? Şimdi efendim biz akşam personellerimizle beraber dedik bir yorgunluk çayı içelim. Ondan sonra eve gidelim. Tabii her şey güllüm gülistanlık. Yani aklımızın ucundan bile geçmeyecek şeyler. O ara bana memleketten arkadaşımın birisi telefon etti. Dedi ki neredesiniz? Dedik Hasköy'de çay içiyoruz. Dedi ki oğlum askeriye darbe yapıyor dedi. Siz ne çayı içiyorsunuz? Dedi. Dedim ya şaka yapma. Dedim dalga geçecek başka adam bulamadın mı? Ben telefonu kapattım suratına. Yani dalga geçiyor zannettim. Aradan 1-2 dakika sonra gene aradı. Dedi ki Yaşar, gerçek söylüyorum. Darbe yapılıyor. Boğaz Köprüsü kesilmiş. İstanbul'da bir kargaşa var. Tabii oradan eve geçtik. Televizyonu açtım. Oradan mesaj geldi bana. İle gelin, ilçeye gelin. Hatun'a, çocuklara dedim ki ben dedim gidiyorum. İşte 9-9.30 gibi o civarlardalar. Yeni ilk başladığı zaman. Dedim ki ben gidiyorum. Hanım dedi ki şimdi başladılar tabii ki malum ağlamayı korkmaya. Dışarı çıktım. Oradan ile gittik. Tabii malumunuz il alınmıştı. Orada bir mücadele ettik. Orayı bastırdık. Ondan sonra sayın vekilimiz Metin Külük beyefendi dedi ki reis dedi havalimanına geliyor. Biz dedi yarımız burada kalacağız. Yarımız dedi havalimanına intikal ediyoruz. İldeki askerleri biz etkisiz hale getirdik. Oradan ilk çıkanlardan biziz. 8-10 arkadaş grup olarak. Şimdi herkes gelirken kendi arabalarına uçuşmaya başladı. Dedim ki arkadaşlar eğer ki herkes arabasıyla çıkarsa yolda tıkanır kalırız. Toplu taşıma aracı kullanalım. Metrobüstür, otobüstür. İşte Allah rızası için birisi bizi alır. Sağ olsun Allah razı olsun bir tane bir amcamız aldı ama bu arada metrobüs, otobüs hiç çalışmıyor. Ben bunların durdurulduğunu bilmiyorum tabii. Toplu taşıma aracıyla gidelim, intikal edelim diye. Neyse durdu. Dedi nereye gidiyorsunuz? Dedik havalimanı. Oradan aldı bize sağ olsun. Şirinevlerin o Çamlı'nın oraya kadar bastık. Biz geliyoruz. Tabii yol gittikçe kalabalıklaşıyor. Orada baktım. İleriden iki tane tank geliyor. Birisi önde, birisi arkada. Dedim ki Hacı Baba sen beni bırak. Dedi ya havalimanı gidiyoruz. Dedim baba ben bunu durdurmam lazım. Sonra bıraktı. Ben karşı şeride geçtim. Bariyerden atladım. Ondan sonra tankın üzerine çıkmak için bir hamle yaptım. O ara ayağım kaydı. Düştüm. Tekrar kalktım. Tekrar ikinci bir hamlede tankın üzerine çıktım. Uçak savarın kızağı kendisi yoktu da kızak vardı. Kızağı şimdi baktım sağına soluna denge pimi var. Sabitleyici pim. O pimi gördüm orada söktüm ben. Denge pimini söktükten sonra kızağı bir tuttum böyle çektim şeye vurdum. Kapağın üzerine yuvarlak kapağın üzerine vurdum. Ondan sonra bu şahlandı. Şahlandı, hızlandı. Ben salavat getirmeye başladım, şehadet getirmeye başladım. Dedim buraya kadar bu bizi dedim ya bir yerden atacak ya da ezecek, öldürecek o şekilde. Hatta ki bazen bariyerlerin üzerine çıkıyor yani doğru yoldan da gelmiyor. Edirne kapıya kadar geldik, orada durduk. O durma esnasında yakıt deposu kapağını, arkadaşımın elinde bir ufak demir gördüm. O demirle kapağı kırdım, pimini kırdım. Dedim ki o uzun saksı çiçeklerini çiçeğe beraber toprağıyla beraber verin bana. Onu depoya 4-5 tane falan doldurduk. Biz orada 6 dakika 7 dakika neyse işte tam bilmiyorum kaldık. Ben toprağı doldurdum yalnız depoya. Ama bu çalıştırdı tankı. 2-3 sefer kaz verdi. Şoför arkadaşlar aracın sahibi de yanı başında kaldırımda. Ben tankın üzerindeyim. Arkadaşlar toprak getiriyorlar falan. Halk tabii toparlandı oraya. 3-4 sefer kaz verince hızlı hızlı bu sefer oradan çıktık. Gelirken tekrar gene yoldan gelmiyor. Şimdi OBS kameralarında da belli. O köprünün kenarındaki, yolun kenarındaki çelik halat dubalarının üzerine çıkıyor. Hızlı bir şekilde çıkıyor. Hızlı bir şekilde iniyor ki bizi atsın diye. Çünkü onun inip böyle savurması üste çok büyük bir tepki yapıyor. Yani savurma yapıyor üzerinden. Biz tabii ki tırnaklarımızla tutunabildiğimiz yerden medet umuyoruz. Ben o kızağı vuruyorum. Bir tane arkadaşımı, genç bir arkadaşımı görevlendirdim. Dedim ki sen egzozun üzerine bas. Ayağını buraya sok. Çıkarma bu dedim boğulacak. Ben de buradan müdahale edeceğim. Sen oradan müdahale edeceksin. Biz bunu durdurmamız lazım arkadaş. Velhasıl kelam oradan çıktık o son kazına işte. Köprünün çıkışına yakın bu istop etti. Durdu. O durma esnasında
kapağı bir 10 santim açtı. Bana küfür etti. Hmm. Dedi seni vururum in aşağı falan. Ben de aynısını ona cevap verdik. O ara ben kapağı böyle hızlı yine tuttum. Çekeceğim, içeri atlayacağım yani. Hmm. Ölüm ölüm gözüm görmüyor. Yani insanlar o anda robotlaşmış. Yani onu gördüm ben. O ara kapağı çekti. Tabii benim parmaklarımı kestirdiler. Bir çektim öyle bir toplu iğne batar gibi bir şey oldu. Bir çektim baktım parmaklarımın altı gitmiş, kesmiş. Ayağımdaki çorabı, kirli çorabımı soydum. Tekrar doladım. Tekrar yine müdahale etmeye başladık. O ara dedi ki ben dedi teslim olmam. Beni teslim alamayacaksınız ama emniyet mensupları alsın. Ben size teslim olamam can güvenliğim açısından dedi. Emniyet gelene kadar dedim biz bekleyeceğiz. O ara tabii önce bir ekip geldi. İki kişilik resmi ekip. Tabii halk kalabalıklaştı orada. Ondan sonra dedi ki buradan dedi, dağılın tankın önünde. Yani tankın önünü açtırıyor bize. Ondan sonra dedim ki açamazsın. Bayağı bir arbede yaşadık polis memurlar. Sonra baktı ki ben hakikaten ona vuracağım. Orada kavga yapacağız. Hatta benden tarafı olunca bu tırstı MP5'i arabaya koydu. Dedi ki tamam o zaman dedi bana dedi yardımcı olun. Dedim tamam yardımcı olalım ama sen bize burayı aç diyor. Tankın önünü aç diyorsun. Ondan sonra neyse ikinci bir ekip geldi. Beni çağırdı arkadaş. Dedi ki reis bir şey söyleyeceğim. Buyur kardeşim dedim. Dedi burada çatışma çıkarsa eğer ki dedi burada dedi biz ölürsek bizim silahlarımızı dedi siz kullanın. Bu hainlere vermeyin. Tamam. Üçüncü bir ekip geldi neyse. Ondan sonra bu çocuklar tabii darbe görmedikleri için ol orta alıyorlar. Şimdi ikna ettik. Kapak açıldı. Dedim ki arkadaşlar durun. Burada dedim bir çember yapacağız. Güvenlik çemberi. Güvenlik çemberinden koridor açacağız. Aldığımız askerleri, rehineleri alacağız. Güvenlik çemberinden vereceğiz emniyetin arabasına. O ara bazı karmaşık sesler dediler ki tankla beraber yuvarlayalım atalım köprüden aşağı. Askerleri, tankı falan. Dedim ki arkadaşlar yok. Bu mal bizim. İçindeki askerler de bizim evlatlarımız. Ama buna emir veren subay, as subay neyse onları cezasını adalet kanun versin. Evet. Biz devletimizin malına zarar veremeyiz. Oradan ki, onları teslim aldık. Evet. TRT ile ilgili davalar tamamlandı. Yine onları da zaman kalırsa yönelteceğim ama hemen şimdi ben mikrofonu diğer değerli konuğum Yasin Okutan'a uzatayım. Siz de böyle birkaç cümleyle o gece TRT İstanbul Radyosu'nu savunurken gazi oldunuz. Nasıl da o gece sizin için? O gün çok farklı bir geceydi. Biz zaten iki çocuğum var. O gün onlar çok erken uyudu. Normalde akşam 11'de 12'de uyurlar. O gün saat 8'de uyudular. Biz de eşimle fırsat bilip dedik bir film izleyelim. İnternet açtık film izliyorduk. O ara internette paylaşımları gördük. Tank paylaşımları falan. Ondan sonra dedik haberleri açalım. Haberlere bakalım. Haberlerde gördük böyle bir terör eylemi mi kalkışma mı ilk başlangıçta belli değildi. Böyle saatler ilerledikçe ondan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan sonra biz artık daha yerimizde duramadık. Eşim zaten bana baktı. Dedi ne yapacağız dedi yarın dedi ne yiyeceğiz dedi. Nasıl olacak dedi çocuklarımız da daha küçük. O zaman bir tanesi 2 yaşında bir tanesi 4 yaşındaydı. Eşim böyle ağlamaya başladı. O ağlamaya başlayınca bize Türk insanı olduğumuz için ya soğumamız lazım biz vatanımızı. Evet. Kimseye bırakmayız. Ya ölürüz uğrunda yapabildiğimiz ama her şeyi yaparız. Öyle biz çıktık dışarı. Arkadaşlarla işte yürümeye başladık. Yanımda abim vardı, yeğenim vardı. Komşumuz Ali abi vardı. O da rahmetli oldu bir sene önce. Öyle hepimiz çıktık. Öyle Şişli'ye kadar geldik. Ondan sonra Şişli'de meydanda Mecidiyeköy'den Tarık arkadaşım dediği grupla biz orada birleştik. Bayağı bir kalabalık grup olduk. Yürümeye başladık. Osman Bey falan geldiğimizde polis araçları vardı işte geçmemize başlangıçta izin vermediler. Biz dedik geçeceğiz dedik artık buradan geri dönüş yok. Biz savunmamızı yapacağız. Artık geri dönebilirsek döneriz dönemezsek. Takdir ilahi biz öyle devam ettik. Polis noktasını geçer geçmez bizi taramaya başladılar. O ilk esnada ben vurulmadım. Şimdi bir arkadaş vardı tabii daha sonra öğrendim adı Serhat. O da Şişli SGK'da çalışıyordu şu anda. Bu vücudundan ayaklarından bir yara almıştı ama fena bir kan akıyordu. Ben çocuğu gördüm böyle. Geri dönemedim. Baktım böyle dönemedim. Ben dedim onu oradan alacağım. Onu oradan almaya gelirken, giderken o esnada ben de sırtımdan vuruldum. Sırtımdan vurulunca da işte ben de orada akciğer falan söndü. Kurşunu zaten içeride alamadılar MP5 mermisi. Daha sonra da bu mahkeme davalarında öğrendik askerlerin ifadesinden. MP5 silahını kullanan Yüzbaşı Ramazan Ergünşah'mış. Evet. Onun da bilgisini
davalara dolaştık. O davaları takip ettik. Birçoğu tabii inkar ediyor yaptıkları şeyleri. Biz oraya emir geldi, oraya güvenlik çemberini aldık diye böyle inkar ediyorlar. Ama bütün kamera kayıtlarında polise, halka açtıkları ateş hepsi orada net bir şekilde gözüküyor. Tarık Bey, siz de bu davaları yakından takip etmiş bir isim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz o süreci, dava süreçlerini? Hemen birkaç cümleyle. Davaları sonuna kadar takip ettik. Hepsini yakından inceledik. Onlara kalırsa o gece TRT çalışanları da başta olmak üzere bütün halk suçluydu. Onlar sadece masumdu. Aleni bir şekilde kameralarda işte güvenlikleri, polis memurlarını yere yatırdıkları, kelepçeledikleri gözüküyorlar. Hı-hı. Ama yine de inkar ettiler, bize karşı koydular, bize muhafaza ettiler diye. Bunların hainlikleri dillerle ve sözlerle anlatılabilecek bir potansiyelde, çerçevede değiller. Bunların yaptığı hainlikler ömür boyu onların üzerinde yük kalacak. Bizim ve Türk milletinin ve TRT çalışanlarının o gece vatanını, milletini savunduklarıyla onlara bir mükafat olarak her zaman göğüslerinin üzerinde taşıyacakları bir madalya olarak kalmıştır. Evet. Allah bizlere 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın diyelim. Amin. En güzeli bu olur. Programı da kapatalım müsaadenizle. Ben her üç konuğuma da, değerli konuğuma da teşekkür ediyorum. Sağ olun bu gece konuğumuz olduğunuz için. Allah bir daha o günleri bizlere yaşatmasın diyelim. Amin. Tarık Solak, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı konuğumuzdu. Yasin Okutan ve Yaşar Koç, diğer konuklarımız, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi şanlı Türk milleti bu hainlerin oyununu bozdu, heveslerini kursaklarında bıraktı. O gece şehit düşen tüm aziz kardeşlerimizin ruhları şad olsun diyelim tekrar. Allah bu milleti bir daha 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimini yaşatmasın diyelim. Hoşça kalın. Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Gazi Radyo İstanbul. İşgal edilse de teslim alınamamış bir radyo. ...15 Temmuz gecesi halkla omuz omuza verilen bir direniş mücadelesinin öyküsü. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil.